Herkese merhabalar. YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Şu an Aslancık'ın 3. videosundasınız. Bu videomuzda yüz ifadesi verme, kol, bacak dikişi, ağız, sonrasında da yeleleri örüp videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Herkese kolay gelsin. Gövdemizi de bitirdik. İçerisine sonradan yine elyaf koydum. Şöyle ipimi fazla uzun olmayacak şekilde kesiyorum. Ve ilk olarak kafayla gövdemizi sabitlemeyle başlayacağız. Hemen kafadan bıraktığım fazla uzun ipimle iğnemi geçirdim. Şimdi arkadaşlar hemen şu kısımdan bakın, şu kısımdan iğnemi taktım. Ve iki elimizle tutuyoruz. Kafadan alıyorum. Gövdeden az önceki çıktığımız yerden tekrar aldım. Şimdi kafadan alıyorum. Gövdeden. Kafadan. Şekilde sabitliyoruz. Kafayla gövdeyi sabitledim. İpimi de kopardım arkadaşlar. Şimdi yüz ifadesi vereceğim. Şöyle uzun bir iğnem var. Hardal sarısını da ucuna taktım. Şimdi arkadaşlar şöyle tuttuğumuz zaman kafanın şuradan girdim ve buradan çıkıyorum. Hemen onun karşısından tekrar giriyorum. Az önceki girdiğim yerden çıkıyorum. Az önceki girdiğim yerin hemen yanı. Burası altta kalacak. Az önceki çıktığım yerin hemen yanından tekrar girdim. Ve bir diğer gözün ortasından çıktım. Hemen onun karşısından tekrar giriş yapıyorum. Az önceki girdiğim yerin yanından çıktım. Burayı da alta vereceğiz. Şurayı da çekiştirelim. Şimdi dikkatli bir şekilde şuradan bastırarak yüze ifade vermeye çalışalım. Burayı bağlayacağım şimdi. Hem buradan çekiyorum hem buradan bastırıyorum. Elime batırmam. Şöyle sıkı bir düğüm atıyorum ki açılmasın. Tamamdır. Tekrar bir düğüm atayım. Evet arkadaşlar. Yüz ifadesi böyle. Şimdi iplerimizi saklayalım. Şuradan çıkayım. Bunu da aynı şekilde.
İplerimizi koparabiliriz. Bu kadar. Şimdi arkadaşlar ağız kısmını oluşturacağız. Beyaz rengimi aldım ve sihirli halka yapıyorum. İçerisine 6 sık iğne yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kapatalım. Hemen şuradan ilmek kaydırma yapacağım. Ağız kısmında arkadaşlar sıra sonunda ilmek kaydırma yapacağız. Bir alttaki ilk sık iğnenin içerisine girdim. İlmeğimi kaydırdım ve bir zincir çekiyorum. Aynı zincir içerisine bir tane arttırıyorum. Hepsini arttıracağız. Bütün sık iğnelere çift batıyorum. Sıra sonunda 12 adet sık iğnemiz olmuş olacak. Beşinci arttırmam ve altıncı arttırmam. Şimdi sıra sonuma geldim. Bakın arkadaşlar, şurada bir sık iğne var gibi, ona kesinlikle batmıyoruz. Hemen ilk baştaki sık iğnenin içerisine giriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve bir zincir çekip ikinci sıramı bitirmiş oluyorum. Oluyorum arkadaşlar. Şimdi üçüncü sıramızda iki sık iğne yapıyoruz. Hemen aynı yere tekrar batıyorum. Bir, iki sık iğne. Şimdi aynı zincir içerisine arka arkaya iki defa üç sık iğne yapıyoruz. Bir, iki, aynı sık iğne içerisine üç sık iğne. Bir kez daha tekrar ediyorum. Bir, iki, üç. Aynı zincir içerisine arkadaşlar iki defa üç sık iğne yaptık. Şimdi tekrar bir, 2, 3 ve 4. Şimdi yine aynı sık iğne içerisine 3 sık iğne. 1, 2, 3. Bir kez daha yapalım. 1, 2, 3. Sıra sonunda kalan 2 sık iğnemi düz örüyorum. 1, 2. Hemen ilk yaptığım sık iğnenin içerisine girdim. İlmeğimi kaydırdım ve bir zincir çekip 3. sıramı da bu şekilde bitirmiş oldum. Şimdi 4. sıradayız. Aynı yerden 1, 2, 3, 4 sık iğne yaptık. Şimdi arka arkaya 3 kez arttırıyorum. Bir sık iğne içerisine çift batıyoruz. Birinci arttırmam. İkinci arttırmam. Üçüncü arttırmam. Şimdi 7 sık iğne yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi arkadaşlar arka arkaya yine 3 kez 3 arttırma yapacağız. Aynı sık iğne içerisine çift batıyoruz. 3 kez tekrar ediyoruz. İkinci arttırma. Ve üçüncü arttırmam. Şimdi sıra sonumda 3 sık iğnem kalıyor. 3. Ve yine ilmek kaydırmayla bu sıramı da bitirmiş oluyorum.
Toplamda arkadaşlar 26 adet skinemiz olması gerekiyor. 5. sıramızdayız. Son arttırma sırası. 5. sıramızda 4 sık iğne. Aynı yere tekrar battım. 1 2 3 4. Şimdi arka arkaya 3 kez bir tek bir arttırma yapıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Diğerine arttırıyorum. Bir sık iğne, bir arttırma. Tekrar sonuncu bir sık iğne, bir arttırma. 7 sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi yine arka arkaya bir tek bir çift yapıyoruz 3 kez. Bir tane tek örüyorum, bir arttırıyorum. Bir tane tek örüyorum, bir arttırıyorum. Sonuncu, üçüncü bir tek, bir arttırma. Sıra sonunda kalan 3 sık iğnemiz var. 3 sık iğnemizi de düz örüyoruz. Ve ilmeğimi kaydırıp sıra sonumu bitirdim. Hemen ayıcığımızda bir pardon ayıcık diyorum aslancığımızda deneyelim. Burnumuz okey. Şimdi şöyle tuttuğumuz zaman şu kısımdan sabitlemeye başlayacağım. Kaymasın, dikkat edelim. Şimdi arkadaşlar, az önce kartopuyla ördüm. Bakın acayip büyük oldu. Ben de ne yaptım? Biraz daha ince, yani yağın artın beyaz ipini kullanarak aynı tarifle arkadaşlar aynısını ördüm. Ve şöyle minik bir burun elde ettim. Onu da söylemiş olayım. Yani kartopu veya bunun gibi kalın bir iple örüyorsanız ağız kısmını ince beyaz bir iple örmenizi tavsiye ederim. Şimdi ağız kısmını bitirdik. Ağzın içine elyaf koymuyoruz arkadaşlar. Şimdi ufak tefek rötuşlarımız var. Onları da yapayım. Ondan sonrasında ipimi koparacağım. Şimdi şuradaki ağız kısmını oluşturmak istiyorum. Şöyle koyu kahverengi bir ipim var. Hemen şöyle şuradan giriyorum. Minik bir burun yapacağım. İnşallah minik olur. Şöyle bir üçgen işareti verelim. Evet, şu her taraf kahverengi olana kadar şuraları kapatacağız arkadaşlar bu şekilde.
Evet, şuradaki kısımları tüm kapattık. Şimdi şöyle alt taraftan çıktım. Eğri olmasın. Bir yan sık iğneden çıksam daha iyi olacak. Sanırım bu da olmadı. Tam ortasından çıkalım sık iğnenin. Evet, şimdi güzel oldu gibi. Ve tekrar buradan girdim arkadaşlar. İlk girdiğimiz kahverengi iple aynı sık iğneden çıkıyoruz. Her iki ucu birbirine bağlamak için. Evet kızlar, bakın çok tatlı olduk. Şimdi hemen her iki ucu birbirine bağlıyoruz. Ve kaş kirpik işlemesine geçiyoruz. Şurayı keselim. İçeri saklayalım. Tamamdır. Şimdi aynı kahverengi ipimi şöyle katlarına ayırdım. Kafanın yukarısından giriyorum. Hemen şuradan çıktım arkadaşlar. Yukarıda biraz kalsın. Şuradan yapsak. Şuradan yapalım. Buradan giriyorum hemen. Kaş için şöyle 1, 2, 3 sık iğne yukarıdan çıktım. Bence güzel oldu. Şöyle araya da sıkıştırırsak bir sıkıntı kalmaz. Hemen bir alttan giriyorum. Karşıdan çıkıyorum. Kaç sık iğne? 1, 2, 3 sık iğne yapmışız. Hemen bir alttan giriyoruz. Bir diğer kirpik için. Tekrar aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. Şuradan giriyorum. İlk girdiğimiz sık iğneden çıkıyorum ve yine her iki ucu birbirine bağlayacağım. Evet, görüntümüz çok tatlı. Şurayı da araya biraz verelim ki çıkmasın. Biraz çekiştirelim. Gayet güzel. İpimizi de koparabiliriz. Kirpik işlemimiz de tamam. Şimdi yine şöyle ince bir beyaz ip alıyoruz. Alttaki beyaz kısmını vermek istiyorum. Beyaz ipi biraz şöyle çekiştirelim ki incelsin. Şimdi arkadaşlar, bunun için de kafanın arkasından giriyorum. Şu kısımdan çıktım. Hemen bakın buradan girdim. Şu taraftan herhangi bir yerden çıkalım. Bakın. Şimdi tekrar burada aynı yerden giriyorum. Bir diğer gözde yapmış olduğum işlemi tekrar edeceğim. Tekrar giriyorum ve arkadan çıkacağım. Evet, ikisi de eşit oldu. Bu kadar arkadaşlar.
Şimdi her ikisini arkadan bağlıyoruz ve yelemizi örmeye başlıyoruz. Evet, şimdi sıra geldi yele kısmına. Ben kahverengi ipimle 70 adet zincir çektim arkadaşlar. 70 adet benim aslanım için tam geldi. Siz de bu sayı artabilir ya da çoğalabilir. Bunu da söyleyeyim. Benim zincirlerim toplamda 70 tane benim için yeterli. Şimdi 70 zincirden sonra başını alıyoruz. İkinci zincirden itibaren sadece bir katını alıyorum. Aynı zincirin içerisine 2 tane yarım trabzan yaptım. Bir diğer zincirin içerisine 3 tane yarım trabzan yapıyorum. 2, 3. Yandaki zincire 2 tane yarım trabzan. Bir diğer zincirin içerisine 3 tane yarım trabzan. Yandaki zincire 2 yarım trabzan, bir diğerine 3 adet yarım trabzan. Yandaki zincire 2 adet, diğer zincire 3 adet. Bu şekilde sıra sonumuza kadar bir tanesine ikili, bir tanesine de üçlü yarım trabzan yaparak sıra sonumuza gelelim. Bu şekilde arttırmış oluyoruz. Şimdi arkadaşlar sıra sonuma kadar geldim. Şöyle bir görüntümüz var. Şimdi 2 zincir çekiyorum. 2 zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Ve şuradan battım ve bir tane ikili trabzan yaptım. Bir diğerine de çift ikili trabzan yapıyoruz. Bir tanesini tek ikili trabzan yapıyorum. Diğerine çift ikili trabzan, yani aynı yere iki defa batmış olacağız. Bir tanesini bir ikili trabzan, diğerine arttırıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir ikili trabzan, bir diğerine de iki tane ikili trabzan şeklinde ilerleyelim. Ve sıra sonuma geldim. Bir tek, bir arttırma, ikili trabzan yaparak sıra sonumuza gelmiş bulunuyoruz. Evet arkadaşlar, yelemiz bitti. Bir tane zincir çekiyorum ve ipimi uzunca koparıyorum. Şöyle bir görüntümüz var. Şimdi hemen aslanımızı alalım. Sabitleme iğnesine ihtiyacımız olacak. Şu taraf. Ama çok tatlı oldun sen. Şimdi şöyle sabitleme iğnelerimle sabitledim. Bu şekilde olacak. Şimdi arkadaşlar, ipimi iğneme taktım. Şu birleşim yerimizden ilk olarak birleştireceğim burayı. Tamamdır arkadaşlar. Şurayı da son bir sıra daha birleştireyim. İyice sıkıcı olsun.
Şimdi arkadaşlar şu kısmı birleştirdik. Sabitleme iğnelerimizin olduğu yerlerden yelelerimizi birleştireceğiz kafaya. İlk olarak iğnelerden kurtulmak için ön sabitleme yapacağım. Sonrasını ince ince dikeriz. Yelemizi sabitledik. Şimdi bir diğer parçaları sabitleyeceğiz. İlk olarak kulakları alıyorum. Şu şekilde bir iğne koyalım. Yelelerin dibinden olsun. Şimdi şu şekilde arkadaşlar, kulağımın birini sabitledim. Hemen iğnemi alıyorum. Yelelerin dibinden olacak şekilde sabitleyelim. Evet, şimdi kulağın birini sabitledim. İpimi bu taraftan çıkarıyorum. Şimdi bir diğer kulağı da aynı şekilde yapıp gelelim. Evet, kulaklarımız da sabitlendi. Şimdi ayak kısmındaki şunları yapacağız arkadaşlar. Tırnak mı oluyor artık? Ne oluyorsa. Şimdi şöyle koyu renk bir kahverengimi aldım. Arkadan bir yerden giriyorum.
Şuradan çıktım. Şimdi şöyle ikinci sıradan girelim. Onun yanından çıkıyorum. Tekrar buradan girdim. Buradan çıktım. Şuradan gireyim. Biraz sıkıştıralım. Bakalım aynı mı? Evet, aynı duruyor. Şimdi bu ipi bağlıyoruz. Aynı işlemi kollara da uyguluyoruz. Evet. Bacakları sabitleyeceğiz. Şuradan sihirli halkadan sayınca arkadaşlar şöyle göstereyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 13. sıralar arasına sabitliyoruz. Şuradan bir geçeyim karşıya. Evet. Şimdi buradan aldım. Gövdeden alıyorum. Tekrar gövdeden alıyorum. Bacaktan. Tekrar gövdeden. Bacaktan. Gövdeden. Evet. Bacağımızı sabitledik. Şurada bir sık iğne almamışım. Bunu da hemen alayım. Bir diğer bacağı da aynı şekilde sabitliyoruz arkadaşlar. Geliyoruz. Evet, şimdi kolumuzun birini de sabitledim arkadaşlar. Her iki bacak da tamam, kulaklar da tamam. Son olarak kolun birini de birlikte dikmek istedim. Biraz zor olsa da yapacağız. Hemen şuradan bakın, şu kısımdan bir yer alalım. Şuradan iğnemi taktım. Hemen bakalım. Evet, gayet eşit gözüküyor. Şimdi yine bir koldan, bir gövdeden görünüyor mu bilmiyorum ama dikiyoruz.
Evet arkadaşlar, kolumuz da tamam. Şuradan çıkarabilirsem. Çıkaramadım. Evet. Ve aslanımız bitti arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi son olarak tulumu ve kuyruğu kaldı. Onları da hemen yapalım.